Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mısır ekiyoruz. 18 Nisan Cumartesi günü. Hafif geç kaldık. Genelde 5 Nisan gibi ekerdik. Kurak geçiyor bu aralar havalar. Yağmurun yağmasını falan bekledik. Şimdi yağmur yağacak gösteriyor. 2 gün sonra mısır ekelim dedik. Özduman'ın altılı havalı mimzeriyle ekiyoruz. Bakalım ne kadar yere işliyoruz toprağın. O bu yüzeysel atmış. Burada yüzeysel atmış. Demek ki sert. Normalde ortalama 4 parmağı işliyoruz da. Bu şuraya bakalım. Aynen bura derin. He şurada ortalama şöyle göstereyim. Tohumu görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz. Kaç santim aralıklarla ekiyorum. Toprağa çakmış bildiğiniz o. Havalı olduğu için direkt yapıştırıyor. Şimdi bunun üzerine bir merdane çekeceğim. Merdane videosunu izlersiniz. Merdaneyi 2 tane lastikli merdane kullanacağım. Tamam. Normal şartlarda traktörle bu izleri çiğniyoruz. Ama ben şimdi direkt 2 tane lastikli merdaneyi takacağım. Daha sert, daha düzgün, verimli bir mısır elde etmeye çalışacağız. Yanda kol sayesinde gideceği çizgiyi belirliyor. Teker bunun üstünden geliyor, ortasını almıyor. Arkadaşlar tohumlarımızı 18 santimde bir bırakıyoruz. Sıra arası genişlik 70 santim. Karıklı yapıyoruz sulamasını. Zaten tesviyeli düz bir tarla ektiğim üstüm tarlalar mısırlar. Sadece soğanlar biraz dengesiz tarlaları. O da zaten kendi tarlalarımız değil. Şimdi biz bu 70 santimin arasına giriyoruz traktörle. 240 S'le mısır çapasını yapıyoruz. 3 karıklıyla. İlkinde çapasını yapıyoruz. İkincisinde karıklarını açıyoruz. Ve bu sayede kolay bir sulama oluyor. 750 devir kuyruk mil hızıyla şeye çıkan, makineye çıkan 415 12-13 gazla 8 kilometre hızı geçmeden ekimimize devam ediyoruz. Ortalama 6 kilometre hızla falan gidiyor. Tav da gayet güzel elit yeri olduğu için. Şimdi ekeceğimiz tohum burada. 30 dekarlık bir yere ekiyoruz. İlaçladık tohumu. Mas 78 mi bu? Mas 78 değil mi? Mas 78'in tohumu. Zaten bir çiçek 6 dekar yer ekiyor diye biliyorum. Bundan aldık biraz. Biz bundan geçen sene deneme yapmıştık. Ortalama bir ton 800, bir ton 900 arası almıştık bu tohumdan. Çok da güzel dökmüştü bence. Bu alanda mısır iyi döküyor da bu kadar dökmüyor bu yörede. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Oruç tutanların Allah orucunu kabul etsin. Tutmayanları Allah affetsin. Bugün Ramazan'ın birinci günü. Ekimimize ara verdik. Babam yoktu. Babam ben ekeceğim dedi. Zart zurt. Zaten ortak yerler vardı. 150 dekar. 75'i biz ekmek üzere. 75 şu 98 ekmek üzere. Şurada görürsünüz zaten 98'i. Şimdi gideceğiz ekimimizi yapacağız. Kendi tarlamızı. 7 dekar deneme. Deneme ektiğimiz tohumu da gösteririm zaten. Ücretsiz veriyorlar deneme tohumunu. Biz ekiyoruz. Buraya geçen sene deneme ekmiştik. 3 çeşit tohum. Ortalama mükemmel bir rakam vermişti. 98 de şu. Tüm içinde şey vardı, mısır vardı. Mısırı falan temizledik. Arka ayaklar sıkıntılıydı. Eğikti. Arka ayak almış babam. Onları yaptık. Birazdan videoda gösteririm zaten. Arkadaşlar ekime devam ediyoruz. Geldik deneme tohumumuzu koyduk. Deneme tohumu Beta'nın bir tohumu, gösteririm onu.
Bir paketi bu 7 dekarlık alan eker zaten, küçük bir alan. Hemen hemen. İki kere şaft çıktı, şaftın pimi atmıyormuş, ona dikkat etmiyormuşum. İki kere çıktı bir de. Önümüze bir tane kaval koyduk, yağmurlama sulama kavalı. Dümdüz bakıp düz bir şekilde ekmek için. Tekeri çiğneme, tekerle değil de kavalla gidelim diye. Ama ayarladık. Bu altın sıralılarda olmuyor mu acaba, öyle bir şey bilmiyorum. Bunda olmuyor. Çok yakın atıyordu birbirine. Arasında 10 santim vardı, daha fazla açılmıyordu. Nedenini ben de bilmiyorum. Babama şu asıl yerden açılır derim. Demirlerin olduğu yerden de o 1 santim falan açılıyor dedi. Demek ki açılmıyormuş. 50 dekarlık bir alana ekeceğiz. Sonra bizim bir 20 dekarlık bir alan var. Orayı ektikten sonra 150 dekara geçeceğiz. Eğilmişti, onları değiştirdik güzelce kapatsın diye. Ben böyle dolanıyorum arkasında. Atıyor mu atmıyor mu? Kırılan bir şey var mı? Ayaklar güzelce üstünü örtüyor. Arkasındaki tekerler de zaten çiğniyor. Gideceğiz devama gösteriyor burada. Toprağımızda yağmur yağsın diye bekledik demiştik. Yağmur yağdı. Tavsız değil, tavlı, gayet güzel bir toprak. Yağmur yağmasa da çıkar. Bir yüzüne vurur ama illaki bir yağmur lazım. Saatte ne kadar ekiyoruz? Kaç litre harcıyor? Ve bunun gibi sonuçları öğrenmek için bekliyoruz. Tarlalarımızı bitirelim. Göreceğiz en sonunda. Kardeşim de burada lastik merdane ile toprağı sertleştiriyor. Şöyle bir merdane. Ortasında arkası dayanıyor da neyse bağırmayacağım. Ortasında bir tane su şeyi var, haznesi var. Su dolduruyorsunuz huni şeklinde. Ağırlık yapıyor. Bu sayede döne döne sertleştirip bırakıyor. Çiğne dağlarını görürsünüz zaten. Gayet sert, toprak daha bırakmıyor. Tabii bu işlemi traktörle teker teker çiğnerseniz daha verimli olur. Zaten bu üreticiler de onu şey yapıyor. Teker teker çiğneyin tekerlerinize diyor. Merdane kullanmayın diyor da. Ya o da iş iyice bir zahmete biniyor. Mazota biniyor. O yüzden böyle traktörle çiğnemek daha iyi, lastik merdaneyle çiğnemek daha iyi. Yavaş, ne kadar yavaş çiğnerseniz o kadar sertleştirirsiniz toprağı. Tarlamıza geldik arkadaşlar. Sıvacılık ekiyoruz bu tarlayı. Büyük tarladayız. Burası 50-55 dönüm. Bir yanında var 50-55 dönüm. Büyük tarlalar. Babam bir sağ bir sol açıp açıp gidiyor. Ortadan bir kapama aldı ki düz bir çizgiyle çıksın diye. Topcorn gibi gidiyor. Topcorn'la da güzel bir video çekeceğiz inşallah. 16.5'a ekiyoruz sıracımızı. Sıra arası yine 70 cm. Tohum arası 16.5. Sıvacılık. Tohumumuzu gösteririm birazdan. Ben arkasında böyle dolanıyorum. Oruç. Bir beğeniyle hak ediyorum umarım. Beğenirseniz sevinirim. En sevmediğim olay ama direkli tarla. Direkli tarla olayını... Kaç tane direk var? 3 tane direk var bu tarlada. Gıcık bir iş ya. Hatta 4 tane şurada da var. Fıçı işi bana göre değil. Anlat kral. Ekim anlat. Şu anda Ayrancı köyündeyiz. Sıra arası 70, sıra üzeri 15 santim üzerine sılaj ekiyoruz. Bu zamana kadar kalış sebebimiz önceden sılajları daha erken sezonda da ektiğimiz zamanlar oluyordu. Bu sene hava soğukluğundan dolayı, rüzgarlardan dolayı, yağışı azalmamızdan dolayı bu zamana bıraktık. Şu anda tavuğumuz iyi, gayet güzel. Yani düşen biten, o derece bir ekim yapıyoruz.
İnşallah hasatımız ve ürünümüz bol olur. İyi seyirler arkadaşlar. Kral, bir de traktörden bahset, ne kadar hızla gidiyorsun? Traktörümüz 54 elle Massey Ferguson 540 ekonomi E'de ekiyoruz. 11.5 gaz vermekteyiz. 440 devirde. Şu anda makinenin üzerinde de göreceğiniz gibi şu anda makinenin devri bar saati 70'te. 11 gaz bu şekilde ekim yapmaya yetiyor. 6.2, 6.3, 7.5 kilometre hız gibi hızlarda seri bir ekim yapıyoruz. Seri bir ekim oluyor. Günde ortalama kaç dönüm yerekersin? Günde ortalama sabah 8 akşam 5 yapsam 150 dakika yerekerim. Hatta sabah 8 akşam 5 değil de 7 yapsan sen 200 ekene ne? Aşağı yukarı ekerim tamam. Ben bu işi seviyorum. Severek yapıyorum. Toprak emek ister. Emek yürek ister. Bu işi yapmak çılgın bir çiftçi ister. İyiydi tamam. Evet, tohumumuz bu. Pioneer mısır tohumu. Şöyle göstereyim. İlaçlanmış bir tohum. Biz ilaçladık. Kendisi ilaçlı değil. Beyaz. Sılajlık mısır. Bitmek üzere de şimdi mısırı koyacağız. Ağzıyla bir doldurmayın, size bir ipucu. Ağzıyla bir doldurunca sıkışma yapıyor tohum. Vay canına. Ne diyor bu? Plastik merdane elime geçti sonunda. Polat yorulmuş. 50 dönüm yere vurup çıkamadı. Bu ayar gidiyoruz. Ne kadar yavaş o kadar iyi. Arkadaşlar, ekim işimiz bitti. İftara az kaldı. Yaklaşık bir 45 dakika var. Ekim işlemimiz bitti de sadece merdane işlemimiz var. Hava da soğuk olduğu için merdaneyi vuramıyoruz. Yarın merdanesini vururuz. Ekemediğimiz 15 dekarlık bir yer var. Kendi yerimiz olan su da açmıştı. Oranın kurumasını bekledik. Yarın onu yaparız. Öyle zaman geçiririz. Umarım eğlenceli bir video olmuştur. Keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.